Bir şey bekliyordum. Ben sizin ekibinize dedim ki ya şeyde yapsak iyi olur dedim. Bayıldım çünkü yeni vatan sarnıcını onarmışsınız, yaptırmışsınız, restore ettirmişsiniz. Çok da güzel görünüyordu fotoğraflarda. İçine giremedim ne yazık Mutlaka ki. Mutlaka görmelisiniz. Dedim ki orada yapsak falan dedim. Sonra teknik nedenlerle orada beceremedik işi. Dedik ki şeyde olur mu acaba Hisar'da. Orada da rüzgar müzgar galiba sorunu var çıktı arkadaşlara. Sonra burası oldu, şaşırdım ben. Fatih Bey, şimdi tabii biliyorum İstanbul'un sorunlarıyla ilgilisiniz. Elbette ki eleştiri konusunda da bana göre önemli bir eleştirmensiniz. Yani evet, zaman zaman ağır eleştirmen. Bu önemli bir şey. Yani kenti eleştirmek ve çözüm arayışına katkı sunmak benim arzu ettiğim şey ve bundan çok faydalanıyoruz. Kızmıyor musunuz mesela? Ben sizin aleyhinize bir sürü yazıyorum. Asla. Ben bakın eleştiriyi dinlemeyi çok seviyorum. Bir kere hani şunu bilmenizi isterim. Benim en eleştirinin nirvanası yani açılmamış kutuların merkezi benim evim. Yani başta eşim olmak üzere, çocuklarım olmak üzere. Eşiniz size eleştiriyor mu? Sağlam bir eleştirici. Yok, yani en önemli şey bu. Eş eleştirici. Yani her yönüyle ve en çok zorlandığım hani cevapta en çok zor. Çünkü çok acımasızlar. Ha biliyorum ki acımasızlığın altında yatan şey iki oğlum da öyle, kızım da öyle. Koruma içgüdüsü, doğruyu yapma, aynen öyle. Doğruyu yönlendirme. Yani sen doğruyu yapmalısın. Aslında bizi içten içe koruma. O bakımdan ben çocukluk arkadaşlarımı dinlerim. Hala dinlerim. Çocuk niye? Aslında orada saf bir duygu vardır. O gözle Ekrem İmamoğlu nerede duruyor? Değişti mi? Nasıl bir insan? O bakımdan eleştirinin gücünü yaşamak isteyen ben demokrat bir belediye başkanıyım. Yani bugünün dünyasında artık ben bunu söyleyeceğim, isteyen alır, isteyen almaz ama ben eminim ki bu ülkenin %75'i şu an bunu alacaktır. Şu an bu ülkenin yöneticisini yani hükümetini eleştirmek için birçok şeyi göze almak lazım. Yani ama yazmak için, ama konuşmak için birçok şeyi göze almak. Biz bunu açtık yani biz mecburen konumuz, biz ya. Açtık. Ben, mesela yarın daha önemli makamlara gelsiniz yine açtık asla, olacak mı? Zaten yani otoriter rejimin o kavramın şu anda ülkeye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına o eleştirinin karşılığını veren, onu dinleyen, onun ortak akıl olduğunu, onun bir nimet olduğunu, tabii burada linçi bunun içine katmıyorum Fatih Bey. Yani acımasızca, hani pervasızca, tabiri caizse hem linç ediyorsunuz hem de eziyet çektirerek, yani tabiri caizse bir zulüm ederek yapılan bir takım uygulamalar elbette kabul etmiyorum. Ha ben bu tarz şeylere belki de son dönemde en fazla maruz kalan insanlardan birisiyim. Yani son 1-2 yıla baktığınızda muhtemeldir ki benden daha fazlası az vardır. Ama alıştım, yani bir ara şaşırmıyorum diyordum, artık şaşırmaya başladım. Çünkü hani bu kadar mı olur dedirtiyor. Ama dediğim gibi bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var, şehirlerim var, yöneticilerim var. Ya yöneticilerin esprisi yapılamıyor yıllardır. Yani sizler daha iyi bilirsiniz. Ben hani 80'li yıllardan itibaren takipçisiyim. Her şeyin yani basının birçoğu bilmez. Ben ilk mesela sizi Gelişim Spor'da okudum. Yani ve bu arada söyleyeyim yani sizde yoksa Gelişim Spor tüm fasikülleriyle bende var. İyi bir koleksiyoneriyim. Hıncal'la yani. Beraber, Hıncal Uşa beraber evet, çıkardınız herhalde. Allah şifasını versin. Günün sonunda o günden beri baktığımızda ya inanılmaz geri gitmişiz. Evet. Yani parodide siyaset yok. Bir skeçte siyaset yok. Olduğu zaman bile çok şaşırıyor nasıl olur yani, diye. Geçenlerde bir işte skeç yapıldı hani bir Güldür'de sizin başka bir kanalınızda. Yani ben o kadar mutlu oldum ki yani onun bir parçası olduğuma. Hani nereye konduğumun bir önemi yok. Mesela bazen karikatürlerimi çiziyorlar, çok mutlu oluyorum. Yani bu tadı almak ve bu tadı göstermek lazım. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var. Ya en otoriter diye düşündüğümüz 80'lerde 90'lardaki kimi insanların onlardan nasıl faydalandığını, nasıl diyalog kurduğunu en son Metin Akpınar'ın anılarını, daha doğrusu bir söyleşi kitabını okuduğumda orada böyle hani hayranlıkla okudum ve ne kadar otoriter, ihtilalci dediğimiz o insanlar. O zaman başkan hiç merak etmeyin, biz yani, size eleştirmeye devam edeceğiz. Edin tabii. Eleştirmeye devam edeceğiz. Edin tabii ve çok ihtiyacımız var. Yani ve hemen